değerli basınımızın gücü de mensupları. Bizleri bu yolda asla yalnız bırakmayan sevgili taraflarımız, Çay Cuma sporumuzun adını il il, bölge bölge, yurt içinde duyuran Çay Cuma Masterlar futbol takımımız. Hoş geldiniz. Bugün burada yepyeni bir Çay Cuma Spor adımını atmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Başta kıymetli başkanımız Sayın Enes Eser ve yönetim kurulumuzun katkılarıyla bu seneyi, bu uzun maratonu şekillendirmek üzere kolları sıvadık. İlk olarak teknik heyetimizle anlaşmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bu nedenle bu güzel sürprizi duyurmak üzere değerli başkanımız Sayın Enes Eser'i sözlerini ve sunumunu yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Erkan Zarcı ve Muhammed Bayraktar. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Veteranlar takımımızı da tebrik ediyorum. Bizi onur ettiler. Ayaklarına sağlık. Tebrik ediyoruz onları da. Çok değerli yönetim kurulumuzda burada. Dün de kendi aramızdaki görev dağılımını yaptık. Çok güzel bir ekip var. Aynı şekilde de devam ediyor. İnşallah sezon sonunda da bu şekilde tamamlamış oluruz. Şampiyonluğu göstermiş oluruz. Allah kısmet ederse. Siz değerli basın mensupları da bizi hiç yalnız bırakmadınız. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Tabii ki bu sezon teknik kadro en önemli işti. Bu ekibin başarısı, gelecekte profesyonel liglere çıkması için en önemli şey önce yönetim, sonra da teknik heyetti. Biz bunun çalışmasını, altyapısını hazırlamıştık zaten çok önceden. Sağ olsun aynı yönde de çalışmalarımız neticelendi. Teknik kadromuzda bu senede uzun soluklu olarak birlikte olmayı hedeflediğimiz, belki birilerinin şehre bile gelmez dediği ve bizi kırmayan, kariyeri de zaten başarılarla dolu teknik direktörümüz, bu sene bizle beraber olacak olan Sayın Cüneyt Karakuş aramızda. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyorum. Hocamla beraber ilk gündür hocam çok birleştirici davrandı. Bu kulübe, bu camiaya emeği geçen buradaki genç kardeşlerimize de yardımcı antrenör olarak Suat Kerçin kardeşimiz, aynı zamanda kaleci antrenörü olarak Can Erkır, altyapı hocamız olarak Doğukan Kasapoğlu da, ayrıca da Bartın'ımızda 98 yılında şampiyonluk yolunda çok büyük emekleri geçmiş değerli İsmail Ekmekçi ve İbrahim Ekmekçi kardeşler de aslen Çay Cumalı. Onlar da bizle beraber olacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki hedefimiz teknik heyetimizin çalışmaları doğrultusunda inşallah camiamıza yakışır, şehrimize yakışır, karakteri düzgün, spor ahlakı düzgün, bu takımı başarıya götürecek çok güzel transferlerle inşallah bundan sonra karşınızda olacağız. Çay Cuma halkımıza, Çay Cuma taraftarımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bülent Kantarcı Başkanı da aramızda olmak istiyordu. Selamlarını iletti. Kendisi Almanya'da. İnşallah pazartesi bizle beraber olacak. Onun da emeğine, yüreğine sağlık. Gönlü hep bizimle. Sağ olsun, var olsun. Benim mesajım şu. Biz ilk gündür kongrede olduğu gibi Allah'ın izniyle bir heyecanı başlattık. Bir ekip çalışmasının neler yapabileceğini, bir ekibin neler başarabileceğini aheste aheste, adım adım şampiyonluğa, başarıya, profesyonel lige nasıl gideceğini göstermek için buraya geldik. Bu doğrultuda da, hedeflerimiz doğrultusunda da çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz son derece iyi. Ekibimizde biliyorsunuz bayan arkadaşlarımız da var. Onlar da çok meziyetli, çok yetenekli. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ben hocama da birkaç söz vermek istiyorum. Hocam hoş geldin. Yok yok hocam. Evet, öncelikle iyi akşamlar. Herkese teşekkür ederim. Başkanın da söylediği gibi gerçekten enteresan bir heyecan var. Onların heyecanı beni daha da çok heyecanlandırıyor. Uzun yıllardır bu işin içindeyim. Arkadaşlar size tebrik ederim. Şampiyonluk için atladım belki. Veteran hiç oynamadık biz ama inşallah ileride oynarız. Daha ileride. Tabii bu yönetimin heyecanı beni çok mutlu ediyor. Ben en son Çay Cuma Spor'a karşı burada profesyonel oynamıştım. Bu da benim yani futbolu bırakmama yakın ve Çay Cuma 3. ligdeydi.
Bu stat yeni açılmıştı herhalde. O sene de düştü. Yani oradan hatırlıyorum. Tabii profesyonel lig görmüş takımlar tekrar profesyonel lige amaçlarlar. Onun peşinde koşarlar. Ben o heyecanı görüyorum açıkçası burada. Ve bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum kendi adıma. Tabii futbolcuyla oynanıyor. Önce düzgün bir oyuncu kadrosuyla burayı en kısa sürede hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum ben. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutlaka gelecekte daha çok yardımlarınız olacak. İnşallah iyi bir sezon olur. Teşekkürler. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz zaten hazırlığımızı kongre öncesinden başlatmıştık. Çok adım adım bu süreci yürüttük. Tam da istediğimiz gibi, arzu ettiğimiz gibi devam etti. Ki ne kadar hızlı hareket ettiğimizde, daha dün kongreydi, pazar kongreydi, cumartesi, pazar günü. Pazartesi, salı hemen yönetim kurulunu topladık, görev dağılımı yaptık. Bugün de hocamızı açıklıyoruz. Bunlar normalde öyle pat pat olan işler değil biliyorsunuz. Biz önceden hazırlığımızı yaptık. Transfer konusunda da hocamızın hazırlıkları var zaten. Biz bunu çok kısa süre içerisinde inşallah futbolcularımızı kazandıracağız. Akabinde de hocamın teknik direktifleri doğrultusunda bir kısa burada çalışma programı, akabinde bir kamp programı eğer hocam arzu ederse hazırlık maçı yapmayı çok öngörüyor. Ondan sonra da lige bismillahirrahmanirrahim gireceğiz. Hedefimiz bu ekip ruhunu başta yönetim, sonra teknik kadro, sonra oyuncu grubu, sonra da taraftarıyla bütünleşerek sonuca ulaştırmak. Eğer biz uzuvları, olması gerekenleri tek tek doğru yere koyarsak başarı da kendiliğinden gelecek. Buna inanıyoruz. Cüneyt Hoca şimdi Boluspor da PTT 1. Lig'de dönem çalıştırdı. Çok kariyeri yüksek bir oyuncu, kariyerli bir teknik adam. Futbolcunda da öyleydi. Nasıl başardınız Cüneyt Karakuş gibi bir ismi Çağcımal Süper Amatör'de? Ya yani nasıl ikna ettiniz? Hocam çok kesin soruların çok iyi. Şimdi kesinlikle şunu söylüyorum. Ben Cüneyt Hocamı yürekten kutluyorum. Bartıspor'da da biliyorsunuz başkanlık yaptım. Karşımda o kadar camiaya duyduğu ve bizlere duyduğu saygı çerçevesinde konuştu ki emin olun. Kesinlikle söylüyorum. Parayı bile sormadı bize. Takdiri bize bıraktı. Bu bizim için şeref verici bir duyguydu. Yani gerçekten eskiden Bartın Spor'da oynaması, bu çevreyi bilmesi, buradaki camianın, Ferruh Kaplanımızın daha önce beraber oynamış olmaları, yani Çay Cuma'yı iyi yakından tanıması, bizlere güvenmesi, ekip arkadaşlarımızla çok iyi bir uyum sağlaması, evveliyatında bu görüşmeleri yaptık biz zaten, kongre öncesinde. Tabii ki bizim heyecanımızdan, bizim yapabileceklerimizden, bizim organizasyonumuzdan mutlaka ona bir şeyler katabilmişiz ki etkileyebilmişiz. Az önce konuşmasında da onu hissettim. Bu da beni çok mutlu etti. Tabii ki kolay değil. Camia adına ve Çaycuma halkı adına hatta bölge adına gerçekten belki şehre bile getirmesini hayal edemeyenler şu an yanımızda. Benim düşüncem inşallah hocam da sadece bu yıl değil bu sene bal, bir dahaki sene Allah ömür verirse doğruları yaparak katarak profesyonellik. Çünkü bu sene zaten senenin hazırlığını yaparak bir üst şekilde inşallah bu kadroyu kuracağız. O bizden ne istiyorsa biz onu yapacağız. Onun da haklarını, hukuklarını, yardımcı antrenörlerin, futbolcuların biz yönetim olarak hakların, hukuklarını yerine getireceğiz. Burada kolektif, kurumsal bir yapıyı, iyi bir yönetim şeklini, bir ekip ruhunu burada yaşatmak bizim en büyük hedefimiz. Ben Cüneyt Hoca'ya hem camiam kulüp başkanı olarak yönetim kurulu adına hem Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı adına, hem Çaycuma Spor'un o şanlı, şerefli, onur duyduğum taraftarı adına teşekkür ediyorum. Çünkü bizi görüşmesinde çok çok onure etti. Bir camianın bir temsilcisi olarak gerçekten onur duydum. Emin olun parayı bize telaffuz bile etmedi. Yani böyle hayatta antrenörler de Türkiye'de sayılıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Camiamızla da başarısının devamını diliyorum. Başarılı olmayı diliyorum. Hocam hemen soruları yöneltelim. Evet. Hocam hayırlı uğurlu olsun. Çaycuma Spor'a geldiniz. Geçen sene sizi iki sene önce Bal'da gördük ve el attığınız takımı da çıkarttınız. Yani playoff'a çıkarttınız. Çıkıyordunuz. Son anda penaltılarda kaybettin. Neler söyleyeceksiniz hocam? Bal'la ilgili yani bu kaçan şampiyonluk. Geldiniz Süper Amatör'e. Zonguldak'a geldiniz. Çaycuma Spor'da bir hedef var. Neler düşünüyorsunuz? Bir düşünün de o yönde. Öncelikle o
bir arkadaşımın takımıydı. 14 FK. Ordu'yla final oynadık. Penaltılarda kaybettik. İyi bir şeydi. Anıydı aslında. İyi de bir kablo vardı. Hatta herhalde Bartın'ı mı devre dışı bıraktık? Bir şey oldu. Ne yapıyorsa bana bir Bartın geliyor. Şimdi tabii hedef biz, başkanı da soruyor. Herkes de onu bekliyor. Sonuçta ben de bir hedef olduğu için geldim. Hedef tek başına olmuyor. Yani bizim istememiz ya da oyuncunun istemesi bu doğrultuda yeterli değil. Yönetimin istemesi de yeterli değil. Burada yaşayan insanların bunu istemesi gerekiyor. Yani hep birlikte iş olacak. Yani sadece yönetim ben şampiyon olmak istiyorum deyip öyle bir şampiyonluk gelmiyor. Ya da tek bunu oyuncu söylerse onunla da gerçekleşmiyor. Yani öncelikle burada yaşayan insanların bu hedefi kafalarında koyması gerekiyor. Biz de onların doğrultusunda hareket edeceğiz. Tabii her zaman bunu söyleriz. Futbol futbolcuyla oynanıyor ve iyi futbolcuyla oynanıyor. Öncelikle yani ben hedefle ilgili bir şey demiyorum çünkü şampiyon olmak istiyoruz direkt. Ona göre de bir kadro kuracağız. Ona göre de oyuncular alacağız. Bunlar hep bir emek, bir maliyet. Ve hızlı şekilde eksiye artıya bakmadan bu ligden çıkmak. Ondan sonraki seneyi daha sonra konuşuruz. Yani şu anda şöyle olacak, böyle olacak demiyorum. Çünkü önümüzde bir ay var. Mantık olarak bir ay yeterli bir süre değil. Öncelikle o oyuncuların hazır olanlarını bulmak zorundayız. Yeni bir kadro yapacaksın. Tamamen yeni olacak. Bildiğimiz oyuncular olacak mümkünse. Ve en azından %60 hazır oyuncular olacak. Çünkü hazır dönemini 12 hafta olarak hesaplıyoruz normalde. Hadi keselim 8 hafta, birçok insan öyle yapıyor. Bizim şu anda 4 haftamız var. Nasıl olacak? Yani transfer bizim için önemli. O yüzden hazır oyunculara gideceğiz. Kampta olan oyunculara gideceğiz. Bu ligin üstündeki oyuncuları almaya çalışacağız gücümüz yettikçe. Onları da bir şekilde takviye ederek yani en azından oradan kazanmış olacağız. Bizim oyuncularımızı başkaları çalıştırmış olacak. Biz de onu yeteceğiz. Bravo hocam. Niyetimiz ekibi Bigas yani 2012 yılında beraber çalıştınız İsmail Ekmekçi ile. İsmail Ekmekçi de yalnız aldınız. Tekrar buluştuğunuzda neler söyleyeceksiniz? Şimdi ekibi kurmuşsunuz. İsmail abi tanıyorum ben. O benim hocalığımı da yaptı. Ferruh da benim. O bizim abimiz. Yani onun yanımızda durması bizim için güzel bir şey. Kalben de güzel bir şey. Bir sorun yok. Belki gelecekte tabii arkadaşlarla tanışacağız. Orayı açık bırakalım. Belki ekibe bir kişi daha dahil edebiliriz gelecekte. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanım, son bir soru da ben sorayım. Şimdi hocamıza baktığımız zaman, yöneticilerimize baktığımız zaman her biri hakikaten üst liglerin tecrübesine sahip isimler. Hocamız biraz ipucu da verdi. Özellikle bal ligi kategorisinde, kalitesinde ve daha üst düzeyde olabilir. Futbolcular transfer edilecek. Yani Çaycumaspor anladığımız kadarıyla bu sezon silip süpürmek istiyor. Bunun için de güçlü bir kadro kurulacak. Güçlü bir kadro içinde tabii bütçe çok önemli. Bir bütçe tahmini, bütçemiz var mı sezon boyunca? Hesapladığımız tabii ki gidişata göre değişkenlik gösterebilir ama. Şimdi sevgili Bülent, bu çok güzel bir soru. Şunu benim yapımda aslında iddialı konuşmak yok. Ama şunu söyleyebilirim. Biz buraya ilk resmi olarak ismimiz duyulduğu an itibariyle ben bunda bir borç biliyorum. Burada bizi Çaycumaspor'la ilgilendiğimizi, göreve geleceğimizi duyan öyle insanlar vardı ki, öyle taraftar grubu, öyle olumlu şeyler yazdılar ki, hatta onlardan birini aramızda davet ettim. Şenol Bey'di sanırım. Yani böyle bir halka, böyle bir camiaya yakışanı yapmak istiyoruz. Bu noktada da biz tahmini kendi bütçemiz olarak 2 milyon 150 bin TL gibi bir bütçe hazırlığı yaptık. Bunu da resmiyeten karar defterimize de geçirdik. Ki hocamın direktifleri doğrultusunda gerekirse bunu yükseltebiliriz. Allah'ın izniyle o güce de sahibiz. Buradaki her yönetim kurulu arkadaşım bir cevher. Onların yürekleri, güçleri, maneviyatı, maddiyatı bu camiayı taşır. Yeter ki birlik olalım, bir olalım, camia kenetlensin, caddelerde bayraklar olsun, herkes hafta sonu maçı bekler olsun,
bu camiayı istediği şampiyonluğa, istediği, hak ettiği profesyonelliğe çıkaralım. Bunun için de biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bundan sonra da canla başla bu camianın başarısı için çalışacağız. Teşekkür ederiz. Biz size teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Camiamıza hayırlı olsun. Suat siz de gelin böyle. Hem bilesin Suat'la. Seninle çay yuvam.